Enfes Mutfaktan Lezzetler kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yazın taze sebzeleriyle elde edeceğimiz kışa hazırlık olan menemen tarifi yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Dilerseniz hemen tarifime geçelim. Öncelikle 12 kilo kadar domatesimi yıkadım ve yaklaşık 1 kilo sivri biber. Biraz da köy biberim vardı. Onu da üzerine ekledim bir avuç kadar. Normalde sadece acı sivri biberle yapmayı düşünüyordum ama çok acı olmasın diye bir avuç kadar sivri biberimden çıkartıp köy biber ekledim. Toplamda 1 kilo bibere tekabül ediyor. Gördüğünüz şekilde biberlerimi hiç tohumlarını ayırmadan saplarını alarak doğradım. Çok kalın olan biberlerimin en sonda bazı tohumlarını aldım. Çok sert olabilecek tohumları aldım ama ben menemende böyle nazik, güzel tohumlu biberleri çok beğeniyorum ve gerçekten lezzetli buluyorum. Bu sebeple ayırmıyorum. Siz istediğiniz, dilediğiniz boyutta kesebilirsiniz. Ben bu boyutu çok seviyorum. Evet, biberlerimi doğradım. 2 su bardağı sıvı yağ ile kısık ateşte kavuracağım. Hafif rengi dönünce kapatın lütfen. Menemenimize yani domatesimize ekleyeceğiz. Evet, ocağı aldım. Kısık ateşte rengi dönene kadar biberlerimi kavuracağım. Ben sıcak suda bekletmedim. Domateslerimi soyacak ile soymayı tercih ediyorum. Çünkü sıcak suda bekleyen domateslerin her zaman lezzet bakımından daha bir ekşimsi tadı aldığını düşünüyorum. Dış kısmı haşlanıyor, içi farklı duruyor. Piştikten sonra da zaten menemende farklı bir tat bıraktığını düşünüyorum. O da bir yöntem tabii. Daha önce ben de öyle yapıyordum ama şu an soymayı tercih ediyorum. Bütün domateslerimizi dilediğiniz boyutta soyup doğradıktan sonra 12 kilo domatesim vardı. Hepsini soydum, doğradım ve bir tencereye aldım. Ocağımı harlı ateşte yani yüksek derecede tutmaya özen gösterdim. Domateslerimi şöyle bir karıştırdıktan sonra kapağını kapattım. Yüksek ateşte kaynamaya bıraktım. Ve gördüğünüz gibi evet domateslerim kaynadı. Yaklaşık bir 15 dakika harlı ateşte kaynadı. Şimdi kavurduğum biberlerimi ekledim. 3 dakika ile 5 dakika arası biberlerimle birlikte de kaynatacağım. Ve daha sonra sıcak sıcak kavanozlarıma aktaracağım. Genelde menemenin içine tuz eklemezler. Ben her sene tuz eklerim. Çok az bir miktar da olsa lezzetini alsın diye. Büyükçe bir tatlı kaşığım vardı. 2 tatlı kaşığı tuz ekledim. Ve şöyle 1-2 taşım kaynamasına müsaade ettikten sonra sıcak sıcak kavanozlarımı boşaltacağım şimdi. Önceden kavanoz kapaklarımı sıcak suda tabii ki kaynattım, kuruttum. Islak bırakmamaya özen gösterdim. Kavanozlarımı da güzelce kuruttum. Kepçe ile çok fazla döküldüğü için, çok da uzun sürdüğü için küçük bir cezve yardımı ile kavanozlarıma menemenimi güzelce evet kapak yerine çok yaklaşmadan koyuyorum. Ve bir peçete yardımı ile kavanozumun ağız kısmının etrafını güzelce kurutuyorum ki hava almasın, bozulma olmasın diye. Bir bez yardımı ile çünkü çok sıcak olduğu için tutmak da zorlanabilirsiniz. Bezle tutup kapağımızı ilk başta üzerine koyup geriye doğru 1, 2 çevirdikten sonra sağa doğru bir kere çeviriyoruz. Kilitleniyor kapak zaten. Çok fazla aşırı sıkmanıza gerek kalmıyor. Kapağı üzerine koyuyoruz. Bir geri tık, iki geri tık ses geldikten sonra sağa doğru, ileri doğru bir kere çevirip sıkıyoruz. Kilitlenmiş oluyor. Evet, ben bir gece sabaha kadar menemenimi kafa aşağı gördüğünüz gibi koydum. Bir gece beklettim. Sızdırma var mı diye kontrol ettim. Gayet iyi olmuştu. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Diğer tariflerde görüşmek üzere.
Allah'a emanet olun, sağlıklı kalın. Abone olmayı ve beğen butonuna basmayı, bildirim zilini açmayı lütfen ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın.